Sevgili Mehmet öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu derginin amacı çok belli. Sizlerin belirli bir süreden beri Anadolu'daki bu kültüre hizmet ettiğinizi ben yakından takip ediyorum. Bu işin üstadı sizlersiniz. Çok yoğun emekler veriyorsunuz. Tekrar tekrar teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun. Şimdi işi ben müzikal kısımdan biraz çalgı yapım kısmına götüreyim ve öyle başlayayım. Bu serüven İlk Samsun'da başladı. Bağlama ailesi yapımcılığı ve icracılığı Samsun'da başladı. Daha sonra bas bağlamanın hatta halk müziğindeki bas ses ara işinin çalışmalarının yetersiz olduğunu fark ettik. Gerek ustalarımız, gerek tarafından. E bir de bağlama ailesiyle ilgilenince ister istemez bunun kendi arasında ses karakteristik özelliğinden ayrılması gerektiği düşünceleri oluşuyor. Ve bu düşünceler de zaten 70'li yılların ortalarına denk geliyor. Ankara'da 75-76 yıllarında bir bas bağlama tasarlanılıp düşünülüyor. Ve bu öncülerinden bir tanesi de Doktor Recai Özdil'dir. Allah rahmet eylesin. Sonra bas bağlama serüveni İstanbul'a taşınıyor. Yavustof hocamızın 80-81'li -80 yıllarda kendini Ömer Gök Giresunlu Ömer Gök'ün vasıtasıyla yaptığı bir bas bağlamayla beraber bayağı popüler bir çalgı olmaya başlıyor. Daha sonra 83'lü yıllarda İzmir'de Şinasi Özkan ustayla beraber Veys Hoca'nın yapmasıyla beraber işte Ankara, İstanbul, İzmir ve sonra Samsun Ahmet Akın rahmetli ustamızın onlarla beraber bu serüven çok ciddi bir şekilde başlıyor. Daha sonra form boyları yani iki eşik arası yani şu kapağın üstündeki eşikten perdelerin en önündeki eşiğin arasındaki iki eşik arası formüller başlıyor. Nasıl yapılabilir? Kaç telli üretilebilir? Yani bu yurt satında mı ihtiyaca yönelik çalışılıyor yoksa kişiye özgü mü? Bas bağlama müzik insanlarının stüdyo çalışmaları olsun, konser çalışmalarındaki ihtiyaçlarına gidermek üzere formlar belirleniyor. Bir tanesi bağlama düzeni çalmak istiyor. Bir tanesi 4'lü aralık, bir tanesi 5'li aralık çalmak istiyor. Daha sonra hep birbirine benzer nitelikte, benzer formda bas bağlamalar üretiliyor. Ve hepsinden faydalandık ve hepsine sonsuz teşekkürler. Hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Daha sonra benim Ege Üniversitesi çalgı yapım bölümüne girmemle beraber 3 ve 4 telli olan bas bağlama 5 telli, daha sonra 6 telli ve daha sonra da bu 5 ve 6 tellinin perdesiz çeşidine kadar taşınıyor. Daha sonra akustik bas tellerini uygulamaya başladık. Bu çalışmaların birçoğu tarafından gerçekleşti. Elektromanyetiği bir kenara koymak maksadıyla piezo denilen eşik altı yani telin titreşim sayısı ve kapağın titreşim sayısını dijital ortamda duymak maksadıyla elektro ortamda çalmak için bir düzenek geliştirdik. Lisans dönemlerimde Ege Üniversitesi'nde okurken İzmir Radyosu'nda bağlama sanatçısı olarak çalıştım. Bas bağlamanın yoğun icrası çalışmalarımda o döneme denk geliyor. 2005-2006 yıllarından günümüze kadar da üzerinde çalıştığım birçok çeşit form bas bağlama var. 2014'te Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Türk Müziği Ana Bilim Dalana Yüksek Lisansı'na başladım. Ve yine çalgı yapım üzerine çalışmak istedim. Bas bağlamayla ilgili bir tez oluşturduk. Emeği geçen bütün üstadlar, hocalara da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bir de bu çalışmamızın makalesi de var. O da zaten internet ortamında yoğun ilgi gördü. Bas bağlamanın ilk önce nasıl yapılacağını, netleştirdikten sonra bu çalgı çok popüler bir çalgı olacaktır. Neden? Biraz önce dediğimiz gibi tel sayısı, iki çıkarası, form boyu, akustik ortamda duyumu, dijital ortamdaki duyumu, çalışmalar üzerinde netlik kazandığında artık herkes veyahutta artık baz çalgıları çalan müzik insanları tercih edecektir. Neden? Birincisi bağlama karakteristik bir özellik var. Bas bağlamada. Bağlamayı çalan bir kişi tezenesini bir kenara koyup parmak uçlarıyla beraber bağlama tekniğiyle, bağlama düşüncesiyle eşlik edebilir. Zaten tezimizde biz bunu da yazdık. Ha ben tezenesiz çalmak istemiyorum. Tezeneyle de çalabilirsiniz ki rahmetli Hikmet Taşan hep tezeneyle çalmış. İkincisi ise Türk müziğinde artık bir orkestralaşma ...döneme başladı. Günümüzde icra edilen Türk müziği... ...orkestrasyon çalışmalarıyla beraber icra edilmeye başladı. Bu herkes tarafından biliniyor artık. Dolayısıyla notayı hep beraber çalınırken... ...farklı partisyonları, farklı çalgıların icra ettiği de aşikar. E şimdi cura bağlamanın partisi belli. Diğer bağlamaların partisi belli. Bas bağlamanın da partisi belli ne yapmak gerekiyor? Kompozitörlerin yetişmesi gerekiyor. Bağlama ailesine veya Türk müziğindeki çalgıların ses karakteristik aralığına göre nota yazması gerekiyor veya yol belirlemesi gerekiyor. Bu gibi çalışmalar ne kadar fazla olursa bas bağlamamız o kadar daha popüler, o kadar daha kullanılır, o kadar daha sevilen bir çalgı olacaktır. Ben buna inanıyorum. Farklı müzik kültürlerine baktığımızda her şeyin yerli yeri ve zamanı var. Biz bağlama ailesini ve bağlama takımı olarak icra ettiğimizde gerek TRT kurumunda gerek Kültür Bakanlığı ve benzeri yerlerde nota önümüze alırız. Hangi türküyü çalacağız? Giresun mu? Cebimizden Giresun tezenelerini çıkartırız. O şekilde çalarız. Kayseri mi çalacağız? Cebimizden Kayseri tezenesini çıkartırız. Öyle çalarız. Artık biraz önce dediğim gibi artık orkestrasyon çalışmalar içerisindeyiz. Basın partisi belli, alto seslerin belli, tenör seslerin belli. Ha mevcut düzende de bas bağlama artık kendini gösterir bir çalgı olduğunu düşünüyoruz. Bas bağlamanın tasarlanıldığı dönemlere döndüğümüzde elektromanyetikli bağlamalara sırma teller takılarak dijital duyum elde edilmiş. Long play'lerde çok var. Kasetlerde çok çalınmış. Fakat çalgı yapım atölyeleri ve o dönemin ileri gelen müzik insanları bunun böyle olmayacağı, baştan bir bas bağlama kurulup amaca yönelik çalışmalar olması gerektiğini düşündüğü için 3 telli ve 4 telli tasarlamışlar. Şimdi 3 telli bağlamadaki zaten akort düzeni tamamen bağlama düzeni üzerine kurulmuş, o şekilde çalınmış. 4 telli de Farklı orkestralarda, farklı tonlarda, açıktan veya kapalıdan çalabilmek için tel sayısı artırılmış. Tarafımdan geliştirilen 5. ve 6. tellerin ilavesi hususu şudur. Eğer bu bağlamaysa ve bas ses üreten bir çalgıysa, bağlama gibi de çalınabilmeli. 5. teli en alt tele eklememdeki en büyük sebep bulur sonradan beşinci sesin pes sesler ürettiği ama bunu altıncı telinde gerekli olduğunu gördük çalışmalarımızda. Biraz daha tiz bölgelere inebileceğimiz yani tamburayı eksen aldığımızda tambura bağlamanın en altındaki R perdesiyle divan bağlamanın en üstündeki sırma telin arasındaki oktav aralığını bas bağlamaya ilave etmek çalışmalarımız sonucu 5. ve 6. tel gelişti. Son dönem çalışmalarımda da gittiğim birçok konser çalışmalarında artık bir açış, artık herhangi bir eserin başına intro gibi ve benzeri icra tekniğiyle de bas bağlama çalınır oldu. Hatta buradan selam ediyorum. Suat Ünal var. Kendisi Zonguldak'ta öğretmendir. Ve Türkiye'de ilk bas bağlama solo olarak o kişinin albümünde çalındı tarafımızda. Sevgili Mehmet, çok güzel bir noktaya değindin. Tamam basmalama yaptık ama biz bunu nasıl çalacağız? Tezimizde de e, ortaya koymaya çalıştığımız gibi belirlediğimiz kişilerin üzerinden biz bunu zemin oluşturduk. Çünkü e, tezine ile çalım tespitlerimiz var, parmak ucuyla çalım tespitlerimiz var. Aynı zamanda notayı birebir tezine ile tespitlerimiz var nota üzerinde ölçülerdeki benzer notaları birleştirerek uzun seslerle çalınan bir tekniği var. Ama artık bas tamamen başka bir teknik, tamamen başka bir üslup olarak geliştiğini biz görmekteyiz. Artık yazılı çizili, şurada şu şekilde icra edilmeli, şurada şunu kullanmalı, şurada şu teknikle, şu akortta şu açık pozisyonda veya şu kapalı pozisyonda veya da tezinenin yönleriyle ilgili ciddi çalışmaların gerektiğini biliyoruz. Şimdi bas bağlama Türk halk müziğinin yeni bir çalgısı olması vesilesiyle dönem içerisindeki müzik faaliyeti yürüten insanları da ister istemez konservatuarlı müzik eğitimli veya fakülte mezunlu insanlar olduğu için o çalgının icrasını yüksek tutma peşindeler. Ona göre şekilleneceğini ben düşünüyorum yani. Bağlama ailesindeki bütün fertlerin icrası tabii ki de yüksek. Metodları var. Ama bas bağlamanın da metodu oluşacak ve biraz daha icracıları zorlayacak bir yapısı olduğunu ben biliyorum yani bas bağlamanın. TRT Türkü'de yayınlanan radyo programı üzerine çalışıyorum. 2018'de Arslan Akyol'la beraber Sazlar Dile Geldi diye bir program yaptık. 2019'da da Saza Özgü olarak tarafımdan hazırlayıp sunulan bir program gerçekleştirildi. 2020'de de buna devam edeceğiz yine Saza Özgü olarak. Program içeriği ise Türk müziğinin çalgılarını tanıtmak, bu çalgıları yapan ustaları tanıtmak, ve bu çalgıların eğitimi, öğretimi üzerine bilgiler vermek ve bu çalgılarla ilgili işitsel olarak TRT Türkü'den dinleyicilerimize ulaşmak. Türk müziği nedir? Ya da halk müziği sanat müziği farkındalığı nedir? Bunları bilmek gerekiyor. Ancak bunun farkına varıldıktan sonra daha önceki dönemlerdeki müzik kalitemiz geriye gelecektir. Eğer siz bu çalgıyı Anadolu topraklarında bağlama olarak çalıyorsanız sizin bir geçmişiniz var. Şahsı olmayabilir. Yaptığınız müziğin bir geçmişi var. Ona göre icra etmelisiniz. Ama şöyle bir üslubunuz varsa yok. Ben bağlama çalıyorum. Bağlamanın geçmişiyle hiçbir alakam yok. Ben istediğim gibi çalarım dediğinizde hal ortada. Ben bir şey söyleyemem buna.